Öncelikle Maraş katliamında yaşamını yitiren bütün canlarımızı saygıyla, sevgiyle, minnetle anmak istiyorum. Tabii bu ülkede aslında birçok katliam gibi Maraş katliamı da üzeri örtülen, failleri yargılanmayan, cezasız bırakılan katliamlardan birisidir. Ee, özellikle Alevilerin yaşadığı coğrafyayı Alevilerden arındırmak, Alevilerin elindeki iş yerlerinin, toprakların aslında bir şekilde el değiştirmesini sağlamak açısından tertiplenmiş bir katliamdır. Ee, bu katliamın e, aslında birkaç gün öncesinden dışarıdan gelip otellere yerleştirilen, orada kalan özellikle de ülkücülerin e, yaptığı çok açık ve net bir şekilde biliniyor. E, ama buna rağmen yani devlet bunu bildiği halde bir şekilde önüne geçmediği bir katliamdır. Ee, tabii bu katliamın yarattığı çok ciddi bir travma da var toplumumuzda. Çünkü Maraş katliamı ilk katliam da değildi, son katliam da olmadı ne yazık ki devletin aslında bu coğrafyadaki cezasızlık politikası, Alevileri katliamlarla sindirme politikası sistematik bir şekilde devam ediyor. Maraş'tan kaçıp başka yerlere giden işte İstanbul'da Gaziye gelenler örneğin yine benzer bir katliamın daha sonra hedefi oldular. Sonrasında Sivas'ı yaşadık ve benzeri. Bütün bunları düşündüğümüz zaman yani Koçgiriden, Dersim'den işte Çorum, Maraş, Sivas ve en son gazi katliamını e, üst üste koyduğumuz zaman aslında bir tarihsel e, silsilenin olduğunu ve sistematik bir şekilde belirli aralıklarla bu katliamcı yaklaşımın devam ettiğini görüyoruz. Bu meselenin e, üzerine gidilmemiş olması, hala aydınlatılmamış olması e, aslında devletin alevlere bakışını da açık ve net bir şekilde e, ortaya koyuyor. Eğer o gün Maraş katliamı engellenmiş olsaydı ya da engellenmemiş olsa bile sonrasında Failler gerçekten yargılanıp e, etkin bir şekilde ceza almış olsalardı bir sonraki katliamları yaşamayacaktık. E, peki sonraki katliamlar oldu. Onların failleri açığa çıktım. İşte Sivas e, görüyoruz gözümüzün önünde getirip vekil yaptılar oradaki faillerin birçoğu. Birçoğu e, terfi etti. Önemli mertebelere geldiler. E, en nihayetinde e, bunu akladılar. İşte bu aklama mantığı yüzünden cezasızlık mantığı yüzünden bugün Türkiye'de çok rahatlıkla herhangi bir sorun yaşadığınız bir komşunuz gelip kapınıza çarpı işareti koyup işte defol alevi yazabiliyor ya da bu ülkede bu ülkenin cumhurbaşkanı kalkıp işte alifsiz aleviliği yayıyor aleviler diyebiliyor ya da işte alevileri ateist olarak ifade edebiliyor ya da alevilerin nasıl yaşaması gerektiğine dair işte öngörülerde bulunup fetvalar verebiliyor. Diyorlar. Ya da işte gidip Dersim'de e, akademi kurup işte orada Alevi inanç önderleri yetiştirmek gibi bir aklı bu ülkenin diyaneti öne sürebiliyor. Neden? Bunların her birisi aslında devletin zihninin arkasındaki Alevi bakışıyla ilgili bir şey. Bu ülkede ne yazık ki Aleviler bir asli yurttaş olarak, inançlarıyla var olan yurttaşlar olarak hiçbir zaman kabul edilmediler. Bu ta çok eskiden beri, Osmanlı'dan beri böyle. Osmanlı'da nasıl kıyımların, katliamların hedefi olduysa Aleviler, Cumhuriyet tarihi boyunca da benzer kıyımların, katliamların e, hedefi oldular. Bu anlamıyla bu katliamları, yeni katliamları yaşamamamız için de e, bizlere de, Alevilere de düşen belirli sorumluluklar var. Bugün e, 21. yüzyılda eğer işit çeteleri, işit barbarları hala örgütlenebiliyorsa e, bunun tarihsel köklerine iyi bakmamız gerekiyor. Ve bu zihniyetin karşısında, bu barbar, bu insanlık düşmanı e, bu zihniyetin karşısında Aleviler olarak siyaset üstü bir şekilde yan yana gelmemiz gerekiyor. Kendi e, Alevi e, birlikteliğimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor ve bu ülkede e, örgütlenip, e, sesimizi örgütlü bir şekilde duyurmamız gerekiyor. Yoksa hiç kimse e, şöyle bir yanılgıya kapılmasın. Yıl 2019-2020 hiç fark etmez. Yeni Maraşlar, yeni Çorumlar yaşatmak isteyen bir zihniyet şu anda iktidarda. Bu zihniyet yeni Çorum'ları, yeni Maraş'ları e, Rojava'da, Kuzey ve Doğu Suriye'de insanlığa yaşatıyor. Daha birkaç gün, e, yani şuradan e, bir zaman öncesinde e, Tırrıfat'ta 10 çocuk e, bombalarla katledildi. 10 çocuk, 10 çocuktan bahsediyoruz. Demek ki e, Maraşlar hala yaşanıyor. Sadece adı Maraş değil, yeri farklı. Bugün e, karşısındaki mazlumlar farklı, belki sadece Maraş'takiler değil, Aleviler değil. Bugün e, bütün yeryüzündeki halklara dönük ciddi Maraş katliamları gerçekleştiriyor. Bütün bunların karşısında e, yekpare olmamız gerekiyor, yan yana durmamız gerekiyor. Ve ne olursa olsun unutmadığımızı, unutmayacağımızı, bin yılda geçse hesap soracağımızı e, haykırmamız gerekiyor. Asla mı asla e, bu dava ahirete kalmaz. Bu davayı yaşarken... Her birimiz yeryüzündeyken, nefes alırken takipçisi olmak, hesabını sormak durumdayız. Bizim e, yitip giden canlara en büyük borcumuzun bu olduğunu düşünüyorum.